Herkese günaydın. Ben Canan Kaçak, kanalıma hoş geldiniz. Erasmus maceramda bugün Sintra'dayız. Sintra Lizbon'un dışında solda kalan bir şehir. Eskiden Portekiz'deki kralların, kraliçelerin yaşadığı bir bölge olarak geçiyor aslında. İnanılmaz tatlı böyle restoranların bile dışı o Avrupa hissiyatını size yaşatıyor. Eğer bir gün yolunuz Portekiz'e düşerse Sintra'ya kesinlikle gelin. Lizbon'dan Sintra'ya gelmek için bir tren kullanmanız gerekiyor. Bu tren gidiş dönüş 5 euro. Ardından Sintra'ya geldiğinizde Sintra'nın içinde otobüsler var ve bu otobüslere günlük 10 euro ile sınırsız biçimde binme hakkına sahip oluyorsunuz. Kaleler çok yukarıda olduğu için bu bileti almanız gerekiyor. Yoksa kalelere yürümenizin imkanı yok. Bu otobüsle birlikte verdiğiniz 10 euro ile bir fişle istediğiniz otobüse binip istediğiniz kalelerde inebiliyorsunuz. Fakat bütün kalelerin girişi ücretli. Bu şekilde o zaman hadi gelin başlayalım ve Pena Sarayı'nı görelim. Geldik, vallahi geldik. Yani böyle Türkiye'den fotoğraflarına bakıp hani gitmek istediğim yerlerin içinde olunca bir garip oluyor. Çok Disney'den çıkmışçasına. Hani böyle bir Cinderella'nın biri Rapunzel'e falan olsun gibi geliyor. Ay çok güzel şurası oturmak için. Tarihi bir şeyler ben de anlatmak isterdim. Ama bilmiyorum hangi kral, öğrenmeyeceğim de. Belki içimden gelse zamanım olsa öğrenip aşağılara yazarım. Hadi içimden geldi biraz kültürlenelim diye göstereceğim size de. Hadi yine iyisiniz. Burada böyle resmetmişler işte eskiden böyle insanlar yaşıyormuş. Bayağı eski kral, kraliçe hayatı, kraliyet. Bu da ailemizin soy ağacı değil mi? Dördüncü Pedro yaşamış. Karısı Maria ile bu bilgiyle ne yapalım? Şimdi hemen size şunu anlatacağım. Yani Portekizliler Poseidon'u bunun bu gibi şekilde tasvir ediyorlar. Bu şekilde tasvir ediyorlarmış. Evet, tekrar ya, gösteriyorum. Okyanusun korkunçluğunu vesaire göstermek amaçlı. Aynen. Böyle küçük ufak değerli bilgiler öğreniyoruz. Ama şey çok garip yani. Eskiden böyle birilerinin bu kadar büyük bir yerde yaşıyor olması ya. Hani çünkü kocaman ve o kadar yüksekteyiz ki şu an bayağı tepedeyiz yani. Bir dağın tepesinde bir kale ve insanlar burada yaşıyorlardı. Çılgınlık yahu. Esiyo. Bildiğiniz esiyo. Sormuyordum insanlar. Benim hasta olmama imkansız gidiyorum neyse. Bir 20 dakikadır falan fotoğraf çekiliyoruz. Şimdi size en güzel fotoğraf çekilebileceğiniz noktayı gösteriyorum. Ve tam olarak bu kişinin çekildiği gibi bu açıdan çekilmeniz lazım bence. En güzel açı burası duruyor. Bu değerli çubuğu verdikten sonra gezimize devam ediyoruz. Burası kalenin içindeki manastır. Yani kalenin içine direkt yapmışlar. Wow. Şöyle küçük fakat yine de garip. Ölü ama öyle bir sıkıntı var. Güzel bir mekan ve çok büyük. Şu karşıdaki kale Machos Kalesi. Burada bir sürü kale var ama bence bizimkine girmek en mantıklısı. Kars Kalesi'ne çok benziyor. Yani Kars Kalesi daha havalı hatta. Sonunda Palas'a geldik. No picture? Without flash. Ha, okay. Okay. Thank you. Obrigada. Normalde sadece park yani dışarıyı görmek 7 euro muydu? Evet. 7 euro ve bence mantıklı yani. Hani şimdi palasa giriyoruz ama bunun için biz bir 7 euro daha verdik. Bakalım. Gelmişken gezelim dedik yani. Maria'nın yemek odasına bakın. Annem bunları görse çok mutlu olurdu. Kesin bayılırdı. Baksanıza. Bizim akrabalardaki büyük teyzenin evinde de buna benzer şeyler var bu arada. Yani bilmiyorum, Maria pek yapamamış. Bu parayı kullanamamış gibi sanki. Burada bir rakı yapabilirdik ya. Kral Carlos'un yatağıymış. O dönemde insanlar küçük oluyordu herhalde. Bu nedir yahu? Bilemedim. Bu arada bu saray 100-150 yıllık falan. Bu bedroom mu? Evet. Nereye yapıyor o yani? Lütfen şuna yapıyor sonra onu gidip döküyor falan demesinler ya. Katlanamam.
şöyle güncelleyeyim size. Biz park ticket'ı diye gözüken hani 7 euro'luk ticket'ı sadece dışarıdan görüyoruz zannettik şatoyu. Ama şatonun bütün o fotoğraf çekildiğimiz yerlerin, az önce gösterdiğim bütün o açık hava yerlerin hepsine gidebiliyorsunuz aslında. Sadece bu içerideki böyle daha müzemsi olan, eskiden yaşanan odalar bilmem ne falan için palas ticket'ını almanız gerekiyor. Yani hani şimdi euro 10 lira olduğu için 7 euro daha verip içeriği görmek ister misiniz? Sizin seçiminiz, size bırakıyorum. Ama şöyle göstereyim. Şu içerileri falan göremezsiniz yani. Böyle. Evin meydanı. Burada çocuklar oynuyordu kesin eskiden böyle. Koşuşturuyorlardı falan. Ben bu insanların bir karış boyu olduğuna yemin edebilirim ya. Zeynep sen sığmazsın buna. Evet ya, ben de sığmam buna. Küçücük yahu. Bu nedir ya? Burası bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Netflix'te adını unuttum bir dizi vardı bu. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hayatını anlatan. Orada bir sahnede bunlar böyle geyik avlıyorlardı. Ve sonra alıp böyle onun başını bir tane geyiğin karşısına bir tane daha koyuyorlardı falan. Aynı yani. Burada da kesin kendileri bunları avlıyordu bence ve koyuyordu. Çok garip. Şu an tam böyle dizinin ortasındaymışım gibi hissettim. Bu peki pasta kalıbı mı yani? Bu şekilde evet. Garip. Veya şey ya, o ayrı ayrıdır. Ben İspanyaları yaparsın, üst üste koyarsın. Ben de tüm sevirip Almanya baya baya aşak diye çeviriyorum. Belki de getirirken kullandıkları böyle o kap ya, bilmiyorum. Aa, mutfak. Ya çok güzel bir mutfak bu arada. Ya oha. Ben yükseldim mutfağa, çok yükseldim. Gastronomi okuyup böyle mutfağa gelmek çok hoş. Bir anı olsun hemen şöyle. Size de koz vereyim. Çok güzel, çok tatlış. Palasımızda iki peynirli sandviçimizle hibesiz şekil araf mutfağına devam edebilirim. Kahve içerdik bir, bir bira içerdik belki. Aç da olurduk. Dönecek de olurdu, gördüm. Bence 2 eurodur o net. 20 lira bir aç diye vermek istemiyorum şu an. Hani gelse maddi olarak çok vermek istemiyorsanız 7 euro verip sadece parkı görün. Bence de. Hiç net. Para verdim diye gezdim yani. Aynen, ben de. Yemesem de olurdu. Yiyelim ve turumuza devam edelim. Şöyle bir kaya gördük. Orta parmak çekiyor gibi değil mi? Bana mı öyle geldi ya? Gördüğüm yerler hep çok artıyor yani. Bir yere giderken çok heyecanlı gitmiyorum böyle. Eskiden böyle Amerika'dayken kalbim çıkardı ya. Çok istediğim bir yere gittiğimde böyle. O kadar çok şey çünkü gördüm ve biliyorum, göreceğim ki. Sadece huzurlu hissediyorum. Hani bunu da yaptın, aferin, bunu da başardın, bunu da gördün. Sürekli bir kendimi tebrik etme halindeyim. Hayattaki şanslarınızın peşinden gidin ya. Koşun yani. Deneyin, bir sürü şey deneyin. Öyle mesela bunu izlerken ben buraya gidemem yani, anca buradan görürüm falan demeyin. Hayat bu. Ve ben şunu fark ediyorum. Bir şeyi çok isteyince oluyor. Gerçekten çok istemeniz gerekiyor. Hem ben uğraşıyorum bir şeyler için hem de gerçekten istiyorum. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin hiçbir şey için. Siz de mesela bir gün gelebilirsiniz yani. Hani hiç demeyin benim Portekiz'e yolum nasıl düşecek bilmem ne. Düşer yani, hayat bu çünkü. Bunu 3 yıl önce ben de derdim. Hani buraya ben nasıl gideyim falan. Geliyormuş insan işte. Şimdi bir diğer kaleye gidiyoruz. Fakat bu Sintra sokaklarında biz çok beğendik Sintra'yı. Yani ben hiç böyle yükselmemiştim Lizbon'da günlerdir. Burada böyle gerçekten o Avrupa havasını hissettim. Yani o Avrupa sokakları, Avrupa binaları, o tatlışlık böyle bizdeki gerçekten Burgazada, Bozcaada, Gökçeada tarzı. Biz de nasıl oralara gidince güzel hissediyoruz? Burada öyle yani. İlk defa Avrupa'dayım, bugün hissettim ya. Sintra'ya net gelin. Biz bunda oturuyorum, bir haftanız varsa bir gününü net Sintra yapın. Çünkü çok güzel. Bu dediğimi sakın unutmayın. Quinta de Regaleira'ya geldik. Hepsi o böyle bizim o masallarda dinlediğimiz büyük saraylar, şatolar tam olarak bu işte. Ve onların ortasındayım. Çok güzel. Burası UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeymiş. Bu da 1800'lerden kalma. Birisi şey yapmış, benim çok hoşuma gitti. Hayali bir sembol ve metafor dünyasına seyahat ediyorsunuz diye. Ben de ilk gördüğümde gerçek hissettim. Yani masallardaki gibi. Böyle bir harita veriliyor. Önerim, biz kapanmasına bir saat kala buradayız. Sabah gelin, akşam dönün ve hepsini gezin. Diğerine de gidin ama buna da gelin. Yani çok erken gelin Sintra'ya. Şimdi şuna gidiyoruz. Şu merdivene gidiyoruz. Spoiler verdim. Neyse. Abi inanamıyorum. Bu ne?
Burası ne bu? İşte gizli geçit diğer tarafa. Oha. Vav. Gerçekten masalın içindeyim. Kapadokya'da yeraltı şehirlerine girememiştim ben. Aynı gibi yani, bilmiyorum, çok güzel. Uzun haritada uğraşlar sonucu geldik. Lago de Cascata'dayız. Buranın içindeki küçük ama çok tatlı bence. Burada fotoğraf çekeceğiz. Göstereyim. Şöyle. Çok tatlı bence. Bir konser olacakmış burada, onu hazırlıyorlar ama böyle doğal arka fonda huzur. Bu şey değil mi? Euro 10 lira oldu. Dolar 1.7 oldu artık, laptop alınma. Su buldun, içeceğim. Abi bu niye dolmuyor? Şöyle mi yapmalı? Aynen, batır onu, daldır. Bu arada su koyu bulan arkadaşlar, Allah razı olsun ya. Şimdi size önemli bir güncelleme geçiyorum, tamam mı? İlk buraya geldiğimde dedim ya, böyle bütün gününüzü ayırın falan. Bizim elimize şu haritayı verdiler. Bu harita böyle, şöyle bir saniye, kafam kadar, o kadar büyük ki dedim, Allah'ım dedim ya, bir saat kala gelinir mi buraya? Bu arada saat 5.30 geçti, kimse çıkartmadı bize. Çünkü çıkartamazlar, yani büyük bir alan yine de. Size yemin ediyorum, girdik şuradan merdivenden, direkt zaten bu haritanın burasında çıktık. 3 adım atıyoruz, direkt aşağı iniyoruz falan. Aslında alan öyle hiç göründüğü kadar kocaman değil. Burası bence rahat rahat böyle gezmek için, rahat rahat fotoğraf çekilmek, işte ne bileyim ben, oturup belki bir sandviçiniz yersiniz falan. Max 3 saat. 3 saatten fazla ayırmayın. Öbür şato da 3 saat. Bence bizim yaptığımız plan çok iyi. Sabahtan o şato, sonra burası. Bir de şimdi sürpriz yere gidiyoruz. Bence 3 saatlik yani. Sonuç olarak kanmayın. Burada tek giriş bileti var 10 euroya. Yani palasın içine falan da girebiliyorsunuz gayet. Ali Atay'a benziyor. Olabilir, evet. Hemen aile ağacımızı gösterelim. Aile ağacımız iyiymiş, bu olaylarmış pardon, ama 1848'den beri. Ve burayı bir İtalyan mimar yapmış. Buraları. Burası çok da öyle hiç şey değil gibi. Bakalım. Bir şey yok burada. Ama manzarası güzel gerçekten. Şöyle bir manzaram olsun isterdim. Evet, kraliçe olmak istediğim günlerden birindeyiz yine. Karar verdim. Diğer sabah gittiğimizde kesin gidin. Çünkü oranın içi de çok güzeldi. Mutfağı, dining room'u vesaire. Burada hiçbir şey yoktu yani içinde. Daha da yukarıdan giriliyor olmasın? Yok, burası aynı yermiş zaten. Üstten tarafa. Biz aşağı indik ya. Evet. Bu sarayın içi pek sarmadı. Burası bu arada eskiden bu kralların yazlık geldiği bir yermiş. Yani bu az önce gittiğimiz işte şato, burası yazın buralara gelirlermiş. Bizim gerçekten Yıldız Sarayı gibi. Yıldız Parkı'na biz benzettik böyle. Kaçıyorlarmış yazın. Şimdi gün batımı için sürpriz bir yere gidiyoruz. Fakat Google Maps bize Sintra'da 403 numaralı otobüse binmek için hayatımızda yani hiçbir turistin yürümediği bir yerden yürütüyor bizi. Ama güzel sessizlik, kuş seslerinin içinde. Ama bu nedir yani? Ve bu vlogun sonundaki sürpriz noktamıza geldik. Şu an Doka burnundayız. Burası Pınar Fakültesi'nin en sol tarafındayız. Batı. Ha, en batı. En batısındayız şu an. Ve şimdi deyince fark ettim. Bundan yani birkaç zaman öncesine kadar burayı dünyanın sonu zannediyorlardı. Hani devamı yok zannediyorlardı yani, şaka gibi. Ve öyle gözüküyor. Gerçekten de bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ve bakın, dünya düz bir tepsi. Her yere bir haç koyun ama, tamam mı? Haçsız ama yapamıyoruz. Aynen. Bizim her kapıya Allah yazısı koymamız gibi bir şey. Şimdi size 5 dakikada cılgın çıkmış bir biçimde Avrupa'nın en batısını gösteriyor. Gerçekten ne cesaret o teknolojiyle gemiye binip Amerika'yı keşfettiler ya. Helal olsun ya. Portekizlilere saygım çok arttı gerçekten. İnanılmaz, burayı görünce arttı. Hemen gösteriyorum. Şurada şöyle bir... Ay fırtına, Allah! Şu dalgalara bakın ya.
dalgalara bakın, şaka gibi kocaman yani. Bilmiyorum, ben insan gözüyle mi şu an kocaman görüyorum, kamerada belli oluyor mu, kocaman. Ve baksana sonsuz. Ben artık gitmeliyim yoksa olmayacak bir şekilde. Buraya Ağustos'ta da gelseniz falan, hani öyle sıcağında. Buranın rüzgarsız olma ihtimali yok. Burada genelde böyle bir çiseleme durumu da vardır. Yani Lizbon'da da bu arada genelde bir havada çiseleme durumu var. Sürekli bir yağmur. Arada gelip gidiyor. Yani havası çok nemli vesaire falan filan. Burada çok oluyordur yani, söyleyeyim. Burayı da gördük be. Kız Cenan, gördüğün yerleri bir yerde açtın. Herkese güzel, musmutlu, güzel değil mi? Ve yorucu bir günün akşamından son kez merhaba. Şimdi Sintra'nın Old Town'unda oturduk. Saat akşam 10 falan ve bugün 20 bin adım atmışız. Çok güzel bir gündü gerçekten. Ve artık kolamızla bugünü kapatalım istiyorum. Yani bu videoyu kapatalım. Bence gösterebiliriz. Sıkıntı yok. Benim takipçilerim öyle insanlar değil. En verimli vlogum olduğuna inanıyorum şu an. Bence de. En güzeliydi. En verimli günüm. Çok güzel yerler gördük ve size çok güzel yerler daha göstermeye çalışacağım. O zaman videoyu kapatalım. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, zili açarsanız vesaire vesaire çok mutlu olurum ve beni motive ediyor yani olay bu. Takip edin. Teşekkürler. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.